Dördüncü fırkası olarak Kabatiye vel Hadsiye'yi aldı. Ama aslında Mutezile'nin böyle bir fırkası yok. Fakat Nazzam'dan hareketle Nazzam'ın talebeleri olarak Ahmet bin Kabatı ve Fadıl bin El Hadsiye'yi aldı. Bakalım. El Kabatiyetu vel Hadsiye. El Kabatiyetu ashabu Ahmet ibn Kabat'ın ve kezalike el hadsiyetu ashabul fadlil hadsi. Habati Ahmet bin Habit'in, hadsiye de aynı şekilde Fadıl el hadsinin taraftarlarıdır. Kâne min ashabin nazzam, Nazzam'ın talebeleridir, onun taraftarlarındandır bu ikisi. Ve tala'a, ikisi okudular, mütalaa ettiler. Kutubel felasifete, eydan bunlar da felsefe kitaplarını mütalaa ettiler. Ve damma ila mezhebin nazzami selase bid'in. Bunlar Nazzam'ın düşüncesine üç tane bidat dahil ettiler diyor. Şimdi bunları söyleyecek. Bunu kapatayım. O niye açılıyor? Ben şuna iptal edeyim. Evet. Evet, Ahmet bin Habit 232 vefatlı. Nazzam 231'di. Yani 845-46 oluyor. Fadıl el-Hadsi ya da el-Hadesi. Bizim Mustafa Öz Hoca Ahmet bin Habit ve Fadıl el-Hadesi olarak almış hoca. Zaptını artık öyle tespit etmiş demek ki ama bizim kitabımızda el-Hadsi diye harekelenmiş. Hangisi tam bilemiyorum. Hadsi mi, Hadesi mi? Bu da 257 vefatlı. Mensubu inel hadise ve hiye beldetun ala şatil Fırat. Fırat nehri kıyısında bir yerin ismi Hadisiye. Ondan dolayı Hadsiye ve Hadesiye denmiş. Şimdi üç tane bidat Nazzam'ın düşüncesine ilave ettiler diyor. Nazzam'ın ekibinden olarak. El bidatulula, birinci bidatleri ispatu hukmin min ahkamil ilahiyyeti fil mesih aleyhisselam. Bunlar Mesih Aleyhisselam'la ilgili hukmun min ahkamil ilahiye, ilahi bir hüküm, ilahi bir cüz görme, ilahi bir hükümü kabul ettiler, ispat ettiler. Muvafakaten lin-Nasara, Nasara'ya, Hristiyanlara uyarak, onlara onaylayarak, ala itikadihim, onların Mesih'le ilgili şu itikadını benimseyerek bunlar da onu ispat ettiler. Neydi o itikatları? Ennel Mesiha huvellezî yuhâsibul halka fil âhira. Ahirette insanları, yaratılmışları hesaba çekecek olan kişi Mesih'tir düşüncesini bunlar da ortaya attılar, kabul ettiler. Ve huvel murâdu bi kavlihi teâlâ ve câe rabbuke vel melekü saffen saffâ. Fecir suresindeki Rabbin ve melekler saf saf gelecekler ayetinde Rabbi Mesih olarak yorumladılar. Ve huvellezî ye'tî fî zulelin minel gamam, bulutlar içinde, bulutlar içinden bulutların gölgesiyle gelecek. Ve huvel ma'niyü bi kavlihi teâlâ ev ye'tî rabbuke. Veya Rabbinin gelmesi ne kadar ayetinden hareketle hel yanzuruna illa en yetiyehumullahu fi zulal min elgamam vel melaiketi ve kudiyel emru ve ilallahi turcaul umur. Bakara suresindeki onlar Allah'ın bulutlar içinden gelmesini mi ve meleklerin bekliyorlar? İş tamamlanmıştır. Allah'a döndürüleceksiniz ayetindeki yetiye rabbuke de yine onu İsa aleyhisselam olarak yorumlamışlar. Ve huvel muradu bi kavli nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, yine Nebi aleyhisselamın şu sözünde de kastedilen İsa'dır diyorlar, Mesih'tir diyorlar. İnna Allahe Teala halaka Adem ala suratir Rahman. Allah Teala Adem'i Rahman'ın suretinde yarattı hadisini dekine Mesih olarak anlıyorlar. Ve bi kavlihi yada'ul cebbaru kademehu finnar. Cebbar olan Allah ayağını cehenneme üstüne koyacak ifadesi. Bunu tabi bu
وزعم أحمد بن خابت، أحمد بن خابت شوية إدعى إتمي شوية ظننت كي أن المسيح تدرأ بالجسد الجسماني. مسيح جسماني bir cesede bürünecek, zırh kullanacak cismani bir bedenle. Ve huve kelimetul kadimetul mütecessidetu kema kalet nasara, o cesetlenmiş kadim kelimedir Hristiyanların dediği gibi ve yani cehenneme ayağını koyacak olan cebbardır diyor. Şimdi şurada dipnotta da El Fark Beynel Fırak'tan bir alıntı var, onu da okuyalım. قال البغدادي في الفرق بين الفرق صفحة 277 177. sayfada Tabat Dar-ı Marife Maili şunu söylüyor Dar-ı Marife baskısında: İn ibne Habit'in ve Fadlen el Hadsiye, İbn Habit ve Fadl el Hadsi zaama enne lil halqi Rabbeyni ve Halikayni, enne lil halqi yaratılmışlar için, mahlukat için iki tane Rab, Rabbeyn ve Halikeyn, iki Rab ve iki terbiye edici Rab ve iki yaratıcı vardır. Ehadehuma kadimun ve huvallahu subhaneh, birincisi kadim olandır ki Allah Teala'dır, birinci Rab. Vel aharu vel ahadehuma vel ahara, diğeri ise mahlukun ve huve İsa ibnu Meryem, Meryem oğlu İsa'dır, yaratılmıştır diğer Rab de. Ve zaama, ve yine iddia ettiler ki, zannettiler ki, zaamenin hem iddia etmek anlamı var hem zannetmek anlamı var. Ennel Mesiha İbnullah ala ma'niyyin dûnel vilâde. Yani doğum olmaksızın, doğmaksızın bir manada Allah'ın oğludur demişler bunlar Mesih'e. Ve zaama eydan ennel Mesiha huvellezî yuhasibul halka fil âhireh. Ve yine onlar iddia ettiler ki Mesih insanları hesaba çekecek olan ahirette kişidir. Ve huve allazi anahu Allahu bi kavlihi ve ca'a rabbuka vel meleku saffan saffa. Allah Teala'nın bu ayette kastettiği odur. Ve huve allazi yati fi zulalin min el gamam vel melaiket ve kudi el emru ila Allahi turcaun turcaul umur. Ve huve allazi halak Adem ala surati nefsihi ve zalika ta'vilu ma rada ما روي أن الله تعالى خلق آدم على صورته وزعم أنه هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. Hem bu ayetlerde hem de Adem'i kendi suretinde yarattı. Da kastedilen bunlara göre İsa Aleyhisselam'dır. Bu Allah Teala'nın Adem'i kendi suretinde yarattığı ve yine Nebi'nin de hadisinde geçen Rabbinizi Bedir gecesinde ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Efendim hadisindeki kastedilen İsa'dır diyorlarmış. Ve huve allazi anahu bi kavlihi inna Allahu Teala halakal akle fe kale lehu akbil. Yine Allah Teala'nın Allah Teala değil de bir rivayette hadiste Allah Teala halakal akle fe kale lehu akbil. Aklı yarattı ve ona dedi ki akbil gel dedi. Burada devam ediyor. Fe akbele ve geldi. Fe kale lehu edbir fe edbara. Dön dedi, döndü ya da düşün dedi, düşündü. Fe kale ma halaktu halkan. Bir mahluk yaratmadım. Ekrame minke senden daha değerli. Ve bike u'ti ve bike ahus. Seninle verir, seninle alırım. Ve kale o ikisi dedi ki innel mesiha tedarra ceseden. Mesih bir cesede bürünmüştür, zırhlanmıştır. Ve kâne kable tederru aklen. Bu şeye bürünmeden önce, bir cesede bürünmeden önce akıldı. Kâle Abdülkahir el-Bağdadi dedi ki, قَدْ شَارَكَ هَذَانِ الْكَافِرَانِ السَّنَبِيَّةَ وَالْمَجُوسِ ve قَدْ شَارَكَ هَذَانِ الْكَافِرَانِ Bu iki kafir. Şimdi Ahmet bin Khabit ve Fadl-ı Hadisi, el-Hadisi ya da el-Hadisi, Müslüman sayılmamışlar, Mutezile bile bunları tekfir etmiş. Yani Mutezile içinde sayıyor tabii Şehrestani, fakat bunlar aslında Mutezile değiller. Onlar tarafından tekfir edilmiş. Abdülkahir el-Bağdadi ne diyor? قَدْ شَارَكَ هَذَانِ الْكَافِرَانِ Bu iki kafir ortaktır, ortak olmuştur, iştirak etmiştir. اَسْسَنَوِيَّةَ وَالْمَجُوسَ Putperestlere, dualistlere ve mecusilere iştirak etmiştir. Fi da've halikayni
İki yaratıcı vardır iddiasında. Bunlar iştirak etmiştir bunlar. Ve kavlehuma şerrum min kavlihim. Ve kavluhuma şerrum min kavlihim. Bu ikisinin sözleri onların sözünden daha kötüdür, daha şerlidir demiş Abdülkahir el-Bağdadi. Şimdi bu tabi Abdülkahir Bağdadi 437 vefatlı. Bizim Şehristani'den önce 548 vefatlıydı. O dipnottan çıktık yukarı. Şimdi Şehristani'nin sözüne geliyoruz ama burada ya da ul cebbaru kademehu finnar rivayeti bu hadis şeyi olarak bulunamadı bu. Ama şöyle hadis net diye bir uygulama var. Ben oraya yazdım. Ya da ul cebbar ya huzul cebbar var. Ya da ul cebbaru ketifehu var. Bu da yalan hadistir. Kezzaptır şey diyor. Şey olarak bu rivayet bulunmuyor. Yani bu şekilde literatüre baktığımız zaman ya da o keffeyhi alellezî ya da aleyhi veşehu var. Bu hadis tabi şey değil. Bu değil. Cebbar kelimesi. Ya huzul cebbar azze ve celle değil. El cebbar. Evet yok. Yani bu Cebbar ayağını cehennemin üzerine koyar rivayeti hadis olarak bulunamadı diyor. Diyoruz daha doğrusu. Şimdi birinci bidat demek ki bu İsa Mesih'in şey olması. Onda tanrısal bir cüz görülmesi meselesi. İkinci bidatları, el bidatü saniyetu, ikinci bidatları. El kavlu bit tenasuhi, tenasuhla ilgili düşüncesi, bunların düşünceleri. Zeama, bunlar iddia ettiler, düşündüler ki ennallâhe teâlâ ebda'a halkahu asihâ, abda'a yarattı yani. Abda'a halkahu bedi', eşsiz bir şekilde yarattı. Asihâ'e, sağlıklı, sıhhatli, salimine, salim, sakimin zıttı, yani azaları salim, sağ salim bir şekilde çalışır vaziyette yarattı. Ukala, akıllı olarak, baliğin ve baliğ akıllılar olarak yarattı. Fidarin, bir evdeki, bir yerdekisi ve hadihiddar. Elleti hum fiha el yevme, bugün bulundukları alemden başka bir alemde, başka bir yerde bunları yarattı. Ve halaka fihi marifetehu, ve onlarda marifetini, Allah'ı bilme meselesini yarattı. Biliyorlardı, marifetullah'a sahiplerdi. Vel ilme bihi, onu biliyorlardı. Ve asbaga aleyhim ni'amehu, nimetleri onların üzerine boca etti. Nimetlerine gark eyledi onları. Ve la yecuz en yekune evvelu ma yahlukuhu illa akilan naziran mu'tebiran ve ibtedaehum bi teklifi şükrihi. Şimdi ne diyor? Diyor ki ve la yecuzu, caiz olmaz en yekuna evvelu ma yahlukuhu, ilk yarattığı şeyin illa akilen, akıllı, nazıran, bakan, düşünen, mu'tebiran, ibret alan olmaması düşünülemez. Yani ilk yarattığı akıllıydı, düşünendi ve ibret alandı. Vebtede'ehum bi teklifi şükrihi. Ve onları kendisine şükür etme sorumluluğuyla başlattı. Yani bunlar Allah'a şükretme ile vazifelendiler. Şükür emredildi. Fe ata'ahu ba'duhum, bunların bazısı itaat etti Allah'a. Fi cemi'i ma emarahum bihi, tüm emrettikleri hususta. Ve asahu ba'duhum fi cemi'i zalik, bazıları da bütün bu emredildikleri şeyde isyan etti.
وَأَطَاءَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ. Bazıları bazı durumlarda, yani bazı külliyen itaat etti, bazı külliyen isyan etti, bazısı da bazıhum fil ba'di dunel ba'd, bir kısmında itaat etti, bir kısmında isyan etti, parçalı bir durum var. Femen ata'ahu fil kulli, tamamen itaat eden kişi, akarrahu fi darin na'im, darun na'imde, nimet yurdunda, cennette onları oturttu, ikame ettirdi. Elleti ibtede'ehum fiha, yani orada ilk başladıkları o ilk ibtedaehum fiha fil cennet. Yani onlarla nimet vermeye onlara başladı. Ve men asahu fil kulli, külliyen isyan edenleri ise onlar içinden, ahracahu min tilkel dar, o yaşadıkları cennetten, evden alıp, ila daril azab, azap yurduna onları çıkardı. Ve hiyen nar, bu da ateştir, azap yurdu da cehennemdir. Ve men ata'ahu fil ba'd ve asahu fil ba'd, parçalı olarak bir kısmı, bir kısım sorumluluklarını yerine getirip ibadet edenlerle, bir kısmında isyan edenler ise, ahracahu ila daril dünya, onları dünyaya çıkardı. Fe elbesehu hadihi lesamel kesifete, bu kesif yani dünyada olanlar demek ki bir kısmında emir ve nehilerin bir kısmına itaat eden, bir kısmına isyan edenler, onları dünya yurduna gönderdi. Fe elbesehu, onlara giydirdi, hadihil etsamel kesife, şu yoğun cisimleri yani şu insan bedenini onlara giydirdi. Vebtelahu, onları imtihan etti, bil be'sâi ve'd-darrâ, sıkıntıyla efendim üzüntüyle ve ister ve darra ile onları imtihan etti. Ve şiddeti, şiddet ve raha, yani mutluluk iyilikle, kötülükte şiddetle, mutlulukla alam ve lezzet, elemle, lezzetle, ala suvarin muhtelifetin min suvarin nas, yani farklı suretlerde bunları ne yaptı? İmtihan etti. Ve sairil hayvanat ala kaderi zunubihim, ve yine yani hem fi min suvarin nas ala suverin muhtelifetin min suverin nas, insanların suretlerinden farklı suretlerle onları, çünkü tenasühe dedi ya, insanların suretlerinden farklı suretlerle onları bu şekilde imtihan etti. Ev ve sairil hayvanat, ve sair hayvanat suretlerinde ala kaderi zunubihim, günahlarına göre bu şekilde imtihan etti. Ve men kânet masiyetuhu, kimin ki günahı, isyanı akalle, günahı az, ve taatuhu eksera, itaati çoksa, kânet suratuhu ahsene, sureti onun güzel oldu, ve alamuhu akalle, alamı da akal oldu, kânet ismi haber yapıyoruz. Ve men kânet zunubuhu eksera, zunubuhu kânet ismi marfu, eksera haber mansub. Kimin ki günahları çoksa, kânet suratuhu akbaha, sureti akbahan, çirkin oldu, ve alamuhu eksera, elemi çok oldu. Sümme la yezâlu yekûlul hayvanu fid dünya kerreten ba'de kerre. Sonra bunlar ne oluyor? Hayvan fid dünya, dünyada hayvan oluyor. Kerreten ba'de kerre, defalarca hayvan suretinde, ve sureten ba'de uhra, yani hayvan suretinde olmaya devam ediyor ve yine suret üzere suret oluyor. Madam et ma'ahu zunubuhu ve günahları ve itaati onunla olduğu müddetçe. Ve hâdâ aynul kavli bittenâsuh, bu da işte tenasuhun bizzat kendisidir diyor. Şimdi diğer paragrafa geçmeden şu birinci kavlu bittenâsuh, el kavlu bittenâsuh'ta dipnot var, onu da okuyalım. Bazen böyle çünkü faydalı bilgi oluyor muhakkik tarafından. Kale bit tenasuhi kavm min el felasifeti kabl el İslam. Diyor ki tenasuh düşüncesini İslam'dan önce bazı filozoflardan bir grup iddia etti. Kale bi hakeme yani. Ve kâne Sokrat min cümletihim. Sokrat, filozof Sokrat bunlardandı. Ve fil İslam, İslam'da ise ferîkum min el kaderiyyeti ve ferîkum min ulâti revâfıd ve mâ fissenebiyye. İslam'da ise Kaderiyye'den bir grup, yine Rafızilerin gulatından, Şia'nın gulatından bir grup, yine ve ma fis seneviyyi ve Senevi'de
Yani dualiste olan, dualist İslam toplumunda yaşayan dualistlerde olan bir şeydir. İslam döneminde gruplarda olan düşüncedir. İs, şöyle ki, Zükira enne ervaha sıddıkin, sıddıkların, doğru olan insanların, dürüst olan insanların ruhları, İzâ haracet min ebdânihim, bedenlerinden çıktığı zaman, ittasalet bi umudi subh ila en tebluğa nuru lezî fevkal felek. Yani o bir amud, evet, amud. Amudu sabahın ufkundan nur feleğe çıkıncaya kadar, yani gün doğumundan feleğe çıkıncaya kadar ittasalet, sabahın nuruyla, bu ufkuyla birleşir bu bedenlerinden çıktığı zaman diyor. Ve yekunune fis sururi daima mutluluk içerisinde olurlar sıddıklar. Ama ervahu ehli dalal, dalalet ehlinin ruhları ise fe innehâ tetenâsahu fi etsâmil hayvan min hayvanin ile âhara hatta tasfuva. Bunlar safa buluncaya, yani tasfiye, rafine oluncaya kadar, berraklaşıncaya kadar hayvan cisimlerinden bir hayvandan diğer hayvana, efendim, bunlar arınıncaya kadar tenasuk ederler. Ve tasilu ile nuri lezî fevkal felek, ta ki bunlar hatta tasfu ve tasile, mansup okuyalım. Bunlar safa bulup da tasile ulaşıncaya kadar, felek üstündeki nura ulaşıncaya kadar bunlar tenasuk ederler, ruh göçü olur. Ve kâne fî, tekrar paragrafa döndük. Ve kâne fî zemânihime, bunların zamanında, yani Ahmet Habıt ile Kadr-ül Habsî'nin zamanında, Şeyhul Mu'tezileti, kâne fî zemânihime Şeyhul Mu'tezile, Mu'tezile'nin şeyhi Ahmed ibn Eyyub ibn Manus var idi. Ve huve eydan min telâmizetin nazzâm, bu o zamanki zamanlarındaki Mu'tezile Şeyh Ahmed bin Eyyub bin Manus, o da Nazzam'ın talebelerindendir. Efendim, bu Ahmet bin, evet, şey, Ahmet bin Eyyub bin Banus geçiyor burada da. Ve huve eydan min telamizetin Nazzam ve kâle eydan misle mâ kâle Ahmed ibn-i Habit'in fit-tenâsuh. Ve bu da aynı şekilde Ahmet bin Habit'in tenasuhla ilgili söylediğini söyledi. Ve fit-tenâsuh ve fî halkil beriyyeti, yaratılmışların yaratıldığından defaten vahideten, tek bir seferde, bütün mahlukat tek bir düf'e vahide, tek bir seferde yaratılmıştır düşüncesini söyledi. İlla ennehu, fakat şu kadar var ki, o şunu dedi, bu Şeyh-i Mu'tezile dedi, Ahmet bin Eyyub bin Manus şunu söyledi: Meta sarat tevbe ilel behimiyye, el behimiyye, ne zaman ki tevbe behimilere, yırtıcı hayvanlara geldi, irtafa tekalifu eydan, sorumluluk ortadan kalkar. Şimdi burada ben bir ilave yaptım, çünkü bizim bu okuduğumuz nüshada bu kısım yok, şeyde var. Diğer Keylani nüshasında var, oradan aldım. Ve meta sarat tevbe ila rutbetil nubuvveti vel melek, tevbe ne zaman ki nübüvvet ve melek rütbesine, seviyesine erişti, irtafa tekalifu eydan, yine sorumluluk ortadan kalkar. Ve sarati tevbeter ve tevbe ne olur? Bu iki tevbe alemel ceza. Sarati tevbetani ve bu iki tevbe olur alemel ceza, alimel ceza, burası da sanki bu iki tevbe. Evet, o metinde bir şey yoktu. Esaret-i tevbetani, bu iki tövbe, yani birinci tövbe behimilere, ikinci tövbe de nübüvvet ve melek seviyesine geldiği zaman, ve esaret-i tevbetani, bu iki tövbe olur. Fi alemil ceza diyelim, ceza aleminde gibi, Allahu alem. Evet, takılmayalım. Ve min mezhebihima, yine bunların mezhebidir, düşüncesidir. Enne diyara hamsun, diyar beştir. Yurt, beş tane yurt vardır. Beş tane mekan vardır, yurt vardır. Diyar, darun diyar. Darani lis sevap,
İki tane yurt da, yurt vatan sevap içindir. İhtâhumâ fîhâ eklun ve şurbun ve bi'âlun. Birincisinde yeme, içme ve bi'âl vardır. Yani şeydir, evlilik vesaire gibi. Yeme, içme, eğlence. Başka ve cennetun ve enhar, cennetler ve nehirler vardır. Birincisi sevap dağarı. Burada yeme, içme, cennetler, nehirler vardır. Cenneti diyelim söylüyorlar. Ve saniyetu, ikinci dar. Darun fevka hâzihi dar. Bu dar kelimesi mühendis biliyorsunuz. O yüzden hâzihi diyor. Darun fevka hâzihi dâri. Bu evin de, bu darın da, bu cennetin de üstünde, fevkinde bir dardır ki leyse fîhâ eklun ve lâ şurun ve bi'a ve lâ bi'alun. Orada yeme, içme ve cinsellik yoktur. Bel melazun ruhaniyetun, ruhani bir melaz, sığınaktır. Ve ruhun ve reyhanun, ruh ve reyhan yeridir. Gayru cismaniyetin, cismani değildir. Yani orada ruhaniyet alemi vardır. Ve salisetu, üçüncü dar, darul ikabil mahdu. Sırf ceza yurdu, cehennemdir bu da. Ve hiye naru cehennem, cehennem ateşidir, cehennemdir. Leyse fîhâ tertîbun, burada sıra yoktur. Fel hiye alâ namatı tesâvi, burada eşit çerçevede herkes eşittir. Cehennemin yani yedi tabakası yok. Ve râbi'atu, dördüncü yurt, darul ibtidâ elleti halakal halka fîhâ kable en yahbitu ila dâri dünya ve hiye cennetul ula. Dördüncüsü de başlangıç yurdudur ki elleti halakal halka fîhâ. Orada Allah ya da hulikal halku fiha, mahlukat orada yaratılmıştır. Kable en yahbitu, en yeskutu, en yenzilu, habata yahbitu, inmeden önce yani umut. Dünya yurduna inmeden önce insanlığın, mahlukatın yaratıldığı darul ibtidadır. Ve hiyel cennetul ula, ilk cennettir. Vel hamisetu darul ibtila, beşinci ev ise Darul İptiladır. Ve imtihan yurdu ve hiye elleti kellefel halk kullifel halku fiha ba'da en iştarahu fil ula ve hada tekvinu ve tekriru la yazalu fid dünya hatta imtali el mikyalan. Mikyalul hayri ve mikyalul şerri. Şimdi beşinci yurt da iptila yurdudur. Dünya yurdu. Ve hiye elleti kullifel halku fiha. Ya kellef Allahu el halka fiha. Allah'ın insanları, mahlukatı mükellef kıldığı yer diyeceğiz. Ya da diyeceğiz ki sorumlu tutulduklara. Ba'da en içterahu fil ula. Birincisinde, yani birinci dünyada, birinci cennette suç işledikleri için, elmayı yedik, ısırdılar, ağaca yaklaştıkları için sorumlu tutulup da gönderildikleri yerdir, dünyadır burası. Ve hâdet tekvînû, işte tekvin, yani tekvin biliyorsunuz fiili sıfatların genel şeyidir. Tekvin, yaratma, oluş, tekrir, tekrar tekrar olayların cereyanı burada, burasıdır. La yezâlu fid dünya, bu dünyadadır. Hatta yemteri el mikyelen, iki ölçü, iki mikyel tartı oluncaya kadar ki mikyalül hayr ve mikyalül şer. Hayır ölçüsü ve tartısı ve şer tartısı mikyali doluncaya kadar. Ve demtele mikyalul hayr sara'l amelu kulluhu ta'aten. Birincisi mikyalul hayr. Hayır tartısı, ölçüsü dolduğu zaman efendim sara'l amelu kulluhu ta'aten. Bütün ameller orada ta'at ibadet olur. Vel muti'u hayyiran halisan, hayırlı ve halis, gerçekten halis hayırlı olur. Feyenkulu ilel cenne, cennete gider. Ve kaçırdın mı? Ve lem yelbes tarfet aynin, cennete gider ve orada bir şeydir. Yani bir göz açıp kapayıncaya kadar şeyi kaybolmaz onun. Metin nereye gitti? Paylaşım. Metnimi göremiyorum. Metnimi niye göremiyorum? Şu an metin görünüyor mu?
Bizde var hocam, mevcut metin. Abi tamam. Ben aşağı mı indirdim metni? Ha, galiba aşağı indirmişim. Evet. Yelem yelbes tarfet aynin. Bir göz açıp kapama anı bile şey olmaz. Durmadan hemen cennete gider yani hiç beklemeden. Fe inne mutillel ganiyyi zulmün. Çünkü şeyin yani borç şeyin zengin kişinin gereğini yapmayıp borcunu ödememesi zulümdür. Ve fil hadis u'tul ecira ecrahu kablen yecif ve arakuhu. Hadiste de geçtiği üzere hadis-i şerifte çalıştırdığınız kişiye teri kurumadan ücretini ödeyiniz. O yüzden hak eden kişi hemen ne olması lazım? Cennete gitmesi lazım. Ve izâ imtele emikyâru şerr. Şer ölçüsü ölçeği terazisi diyelim dolduğunda sâral amelu kulluhu masiyeten bütün amel masiyet olur, günah olur vel asî şerîran mahtâ ve günahkar da mahza sırf şerir kötü olur feyenkulu ile nar hemen cehenneme gider lem yelbes tarfet aynin bir göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile beklemeksizin cehenneme gider ve dâlike kavluhu teâlâ fe idâ câ eceluhum la yestehurûne sa'aten ve la yestakdimûn ecelleri geldiği zaman ne bir an geri bırakılırlar ne de öne geçirirler ayetinin gereğidir diyor. El bid'atü salisetu. Üçüncü bidat ise hamluhuma kullema varada fil haberi min ru'yetil bari teala misle kavlihi aleyhissalatu vesselam. Üçüncü bidatleri ise hamluhuma hamletmeleridir. Hamıl mastarını amel ettirdik. Ma kulle mansup okuduk o yüzden. Hamluhuma hamletmeleri neyi? Kullema varada. Varit olan her şeyi. Fil haber. Haberde varit olan neyle ilgili mini beyaniye min ru'yetil bari teala Allah Teala'nın görülmesiyle ilgili varit olan her haberi hamletmeleri misle kavlihi şu örnekteki gibi aleyhissalatü vesselamın innekum seteravune rabbakum yevmel kıyame kıyamet günü Rabbinizi göreceksiniz kema teravunel kamera leyletel bedri Bedir gecesinde ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. La tudamune fi ru'yetihi ve onun ru'yetinden siz sıkılmayacaksınız ve şüphede olmayacaksınız. Hamluhuma kullema varade varit olan her şeyi hamletmeleri. Neye hamlediyorlar? Ru'yetle ilgili rivayetleri. Ala ru'yetil aklil evvel. Bunu aklı evveli görmek olarak yorumlamışlar. Ellezî huve evvelu mübde'in evvelu mübdi' mübda' mübdi' yaratıcı mübda' yaratılan yani halid mahluk gibi. O ilk yaratılan olan aklı evveli görmeye efendim hamletmişlerdir. Ve huvel aklul fe'alu ellezî minhu tafîdu suver velel mevcudat. O da faal akıldır ki ondan suretler varlık alemine ne yaparlar? Taşarlar, tafizu, coşarlar, ortaya çıkarlar. Şimdi biliyorsunuz bu felsefede, Yunan felsefesinde aklı evvel dünyayı yani Allah Teala değil, Allah Teala'nın yarattığı bir şeydir. Mahluktur aklı evvel. Aklı evvel dünyayı adeta var eden, dünyadaki eşyayı, her şeyi yaratan işte diyelim bazılarına göre bu İsa'dır. Aklı evvel. Yani Allah aklı evveli yarattı. Aklı evvelden de ne oldu? Efendim, aklı evvelden de diğer mevcudat meydana geldi. Ya da bu bazı batıni fırkalarda örneğin Nusayrilikte mana isim bab anlayışında ne var? Mana Allah'tır, ezeldir. İsim olarak tecelli etmiş kendisi. O da aslında Allah'tır. O da bab olarak şey yapmış. Bab mesela mevcudatı yaratmış ama hepsi Allah'tır. Tecellileridir gibi. Bu da onun gibi. Yani
هو العقل الفعال الذي منه تفيض الصور على الموجودات. Mevcudata varlık alemine suretler bu aklı evvelden faal akıldan taşmıştır. Bu faal akıllı işte Hristiyanlar İsa diyorlar. Filozoflar Allah dışında yani Allah değil bu faal akıl diyorlar. Ve İyyahu ana Nebiyyü aleyhissalatu vesselam ve aleyhissalatu vesselam da ancak bunu kastetmiştir. Ana bi İyyahu tekit etti. Ancak bunu ana arada en nebi aleyhissalatü vesselam bir kavli şu sözüyle. Evvelu ma halakallahu teala el aklu olacak. El akle gibi görünüyor. Evvelu ma halakallahu teala Allah Teala'nın yarattığı ilk şey mübteda el aklu haber. Merfu olacak. Bu sanki mansup gibi ya da etre görünmüyor ama el aklu olacak harekesi. Allah'ın ilk yarattığı Allah Teala'nın ilk yarattığı şey akıldır. Fekale lehu akbil. Ona dedi ki aklı yarattı ve akbil dedi. Gel dedi. Bana doğru gel dedi. Fe akbele geldi, yöneldi. Sümme kale lehu edbir. Dedi ki edbir dedi. Edbir yani düşün dedi. Fe edbara ve düşündü. Ya da duburdan geldiğini düşünürsek yani ona dön dedi. Akbele gel dedi. Geldi. Edbir dön. Fe edbara döndü. Ve kâle ve dedi ki ve izzeti ve celali izzetim ve celalime yemin olsun ki ma halaktu halkan ben hiçbir şey, hiçbir mahluk yaratmadım. Ahsene minke senden daha güzel. Ve bike aizzu seninle aziz eylerim kişileri akıl yani. Ve bike uzillu ve yine seninle, senin vesilenle zelil eylerim kimi derim. Ve bike u'ti seninle veririm. Ve bike emna'u ve seninle nehyederim. Yani seninle başka rivayetlerde de seninle emreder, seninle nehyederim diye bu İhya ulumunda de geçiyor bu geçen okumuştum. Efendim bizim temel hadis kaynaklarında geçmiyor ama. فَهُوَ الَّذ۪ي يَزْحَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İşte diyor ki kıyamet günü zahir olacak olan bu budur. Bu akıldır. Ve tertafi'u el hucubu beynehu ve beyne's suvar ellati fadat minhu. O gün kıyamet günü el hicab hucub. Hicaplar, örtüler, perdeler onunla suretler arasındaki ki bu suretler de fadat minhu daha önce ondan taşıp coşmuştu, ortaya çıkmıştı. Hicab arkada o perdeler ortadan kalkacak. Fe yaravnehu kemisli'l kameri leyletel bedri. İşte dolunay gecesinde ayı gördükleri gibi onu da görecekler. فَاَمَّا ذَاهِبُ الْاَقْلِ فَلَا يُرَى الْبَتَّ Ama aklı hibe eden, bağışlayan yani Yüce Allah Subhanahu ve Teala ise la فَلَا يُرَى Elbette ki o görülmeyecek. وَلَا يُشَبِّهُ اِلَّا مُبْدِعٌ بِمُبْدَعٍ اِلَّا مُبْدَعٌ بِمُبْدَعٍ وَلَا يُشَبِّهُ benzemez illa ancak mubda bi mubda mubda mubda'a benzer. Yani yaratılan yaratılana benzer yoksa Allah Teala değil. O yüzden mefhul okuduk. Ve kâle İbn-i Khabit'in ve Ahmet bin Khabit yine şöyle dedi. İnne kulle nev'in min emdâil hayvanat hayvan çeşitlerinden her bir çeşidi, her bir nevi innenin haberi yapıyoruz. Ummetun alâ hiyâliha başlı başına alâ hiyâliha başlı başına bunlar ümmettir. لقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض yeryüzünde hiçbir dabbe canlı hareket eden yoktur ki وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki illa أُمَمٌ أَمْسَالُكُمْ onlar da sizin gibi bir ümmet olmasın. Ayet-i kerimesinden hareketle ve fi kulli ummetin rasulun min nev'ihi li kavlihi teala ve yine her bir ümmetin de kendi cinsinden bir rasulü vardır Allah Teala'nın şu sözü gereği ve in min ummetin illa khala fiha nedir hiçbir ümmet yok ki onlarda illa bir uyarıcı göndermiş olmayalım. Bundan dolayı bunlar her hayvan çeşidine de bir ümmet olarak başlı başına la hiyaliha olduğunu söylemişler. وَلَهُمَا طَر۪يقَةٌ اُخْرَى فِي التَّنَاسُخْ Bu ikisinin tenasuhla ilgili başka bir düşüncesi de var. كَأَنَّهُمَا sanki bu ikisi mezcettiler, karıştırdılar. كَلَامَ التَّنَاسُخِيَّةِ وَالْفَلَاسِفَةِ
والمعتزلة بعضها ببعض sanki bunlar tenasuha inananların, filozofların ve mutezilerin görüşlerini ne yaptılar? Bazıları bazen birbirine mezcettiler, karıştırdılar, öyle bir şey ortaya koydular. Şu dipnotu da okuyup, evet Elbişli'ye geliyoruz. Böyle bitirmiş olalım, dipnotu okuyalım. Kala dediler ki, İnna Allaha halakal halqa fi abdanin sahihatin. Yani demin söylediğini aslında şey yapmış oluyor, tekrar ediyoruz ama okuyalım, hem tekit etmiş oluruz. Allah Teala halakal halqa fi abdanin sahihatin. Allah mahlukatı sahih, sağlıklı bedenlerde yarattı. Ve ukulün tammetin ve tam bir akıl için akılla yarattı. İdarin leyset darad dünya. Bir evde, bir yurttaki dünya değildir burası. Ve halaka lehum marifetehu. Marifetini onlar için yarattı. Allah'ı tanıdılar. Ve etemme aleyhim nimetehu. Ve nimetini onlara tamamladı, verdi. Ve emarahum bi şükri, şükrüyle emretti onlara şükretmelerini. Vel insanu huve ruh. İnsan aslında ruhun kendisidir. La kalibuhul müşahed. Bu görünen kalıbı değildir insan, ruhtur. Ve ruhu alemun kadirun, kadir olan alemdir. Ya da alemun kadirun, ruh alimdir, bilendir, kadirdir, kudret sahibidir. Vel hayvanu kulluhu cinsun vahidun. Hayvan ise hepsi tek bir cinstir. Ve cemi'uha fi mahallet teklif. Teklif mahallindedir sorumluluk. Ve man ata'ahu akarrahu ve man asahu akhrajahu ilen nar. İtaat edeni orada oturtur. İkamet ettirir, isyan edeni cehenneme çıkarır. Ve man asahu fil ba'di ve ata'ahu fil ba'd. Bazı hususlarda isyan edip bazı hususlarda itaat edeni ise ba'asehu ila darid dünya. Dünya yurduna gönderir ve elbesehu hadihil kavalib, bu kalıpları onlara giydirir. İnsan kalıbını. Ve ebtelahu taratan bi şidde, bazen şiddetle imtihan eder. Ve taratan bir raha, rahatla. Ve taratan bil elem, elemle. Ve taratan bil lezzet, lezzetle imtihan eder. Ve ceale kavmen fi suratil nas. Vukufen fi suratil tuyur. Ve kavmen, pardon. Vakufen fi surati sibaa, vakufen kavmen, aslında bu sanki yanlış yazılmış, kavmen yanlış çıkmış, ha vakufen çünkü bir anlamı yok. Bazılarında insan suretinde, kavmen fi surati tuyur kuş suretinde, ve kavmen fi surati sibaa yırtıcı hayvan suretinde, ve kavmen fi surati deva yerde sürüngen suretinde, ve kavmen fi surati haşerat, ve derecatuhum ala kadri maasihim, günahlarının seviyesine göre efendim dereceleri var. Ve men kânet masiyetuhu akalle fe suratuhu fi dünya ahsene ve eksara. Kimin ki masiyeti azsa sureti dünyada, fe suratuhu fi dünya ahsene ve ekser, çünkü yani bu yok burada. Ahsen ve ekserdir. Fe kalibu ruhihi akba. Ruhunun kalıbı daha çirkin. Ve ruhu la yazaru fi dünya yentakilu min kalibin ila kalibin ala kadere taatihi ve masiyetihi. Ruh da dünyada bir kalıptan başka bir kalıba itaat ve masiyetine göre döner durur. Min kavali bin nasi ve devabi hatta tetemahhaba taatuhu feyentakilu ila darin naim ve masihi fe ila darin cahim. Hatta bunlar yani taatine göre naim cennetine ya da masiyete ne göre de cehenneme gider diye. Burada söylediğini tekrar etmiş oldu. Ahmet bin Habit ve Fadl-ı Hadesi'yi görmüş olduk. Sadece şeyi tekrar edelim. Demek ki bunlar beş tane alem var diyorlar. Ya da yurt var, vatan var. Birincisi sevap yurdu, ki ikisi daha doğrusu. Birisinde yeme içme var, cennet nehirler var. İkincisinde ruhani alem var, yeme içme cinsellik yok. Sadece ruh var, cismani değildir. Üçüncüsü ceza yurdu, Darul Ikab'tır, ki burası cehennemdir. Diğeri Darul İptida, dünya hayatıdır. Ya Darul İptida başlangıç, ilk yurt, ilk cennet, Cennetül Ula'dır. Yeryüzüne inmeden önce bulundukları yerdir. Başlangıç yurdu. Bir de dünya yurdu var. Yani burada ne oldu? İlk yaratıldıkları ilk dünya. Sonra dünya hayatı. Efendim. Dünya hayatı var, bir. İlk cennet var, iki. Cehennem var, cennet var. Bir de ruhani bir şey var. Cismaniyetin olmadığı beş tane vatan var diyorlar. Burada kalalım değil mi Şükrü Hocam? Bu kadar sanırım.
Elbişliye var. Şöyle 50 dakika falan oldu galiba. Bunu okuyalım ya da. Şu burada. Efendim hocam? Ne yapalım? Duralım mı burada? Hocam isterseniz bitirelim burada. Tamam, Diğer burada konu duralım. başlayalım. Geçen hafta şey yapmıştık. Bu kadarla yetinelim.